Herkese merhaba. Öncelikle bizi dinleme geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Şebnem ve Ceyhan. Şimdi her ikiniz de sektörün farklı alanlarında çalışan ve bilinen isimlersiniz. Bizim de bundan önceki zamanlarda birlikte farklı projelerinizde çalışmak bulduğum için benim sizinle ilgili fikrim öncelikle ulaşılabilir olmanız, samimi, müşteri odaklı işler yapıyorsunuz. Bunun sürdürülebilirliği de çok önemli. Çünkü bildiğimiz kadar ve gördüğümüz kadarıyla müşterilerinizle uzun soluklu ilişkiler kurabiliyorsunuz ki yaşadığımız dünyada bunun gerçekleşiyor olması bence büyük bir lüks. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Her şeyden önce biz ağırlıklı olarak kurumlara iş yapıyoruz. Kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Ancak tabii bundan önce bir kere kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Esnek olmanız gerekiyor. Gerekli zamanlarda mesai saatleri dışında da efor sarf etmeniz gerekiyor. Kısacası aslında senin de bahsettiğin gibi ulaşılabilir olman gerekiyor. Diğer tarafta tabii ben ağırlıklı hani bu aralar ofis projeleri yaptığımızdan dolayı onlardan bahsedeceğim. Bu ilişkilerin iyi oturması için biz öncelikle firmayı ve kurumu tanımaya çalışıyoruz. Ve firmanın içindeki o hani firmanın ne yaptığı, hangi işi yaptığı, hani o klasik misyonu, vizyonu, sattığı ürünler işte pazar paylarının dışında aslında daha çok firma içindeki çalışan kültürünü anlamaya çalışıyoruz ve o çalışan kültürün içindeki alt kültürleri de anlamaya çalışıyoruz. Bunu anladığımız zaman firmalarla olan iletişimimiz daha etkili oluyor ve devamında da kendilerine için hazırladığımız tasarımlar ve projelerde daha iyi mesaj veriyoruz ve onları anladığımızı aslında anlıyorlar. Diğer taraftan bir ofis projesinin veya bir otel de olabilir yani bir ticari kurumun bir projesinin aslında onlar için bir ek maliyet, ek bütçe, işte bu senenin bütçesine de koyduk yapmak durumundayızdan çok aslında. Yani onlar için bir maliyet unsurunu bakış açısından çıkartıp bunu aslında onların çalışanlarının ve iç yapısının daha da güçlendireceğini, çalışanlardaki motivasyonu daha da arttıracağını ve dolayısıyla firma bağlılığını daha da fazlalaştıracağına inandırmaya çalışıyoruz. Aslında yani özetle şunu anlatmaya çalışıyoruz firmalara. Hepsinin dönem dönem işte sattıkları ürün, verdikleri hizmet veya yarattıkları yeni bir ek üründen dolayı her zaman dönem dönem firmalar kendi işlerinde rekabet ederek pazar paylarını arttırırlar. Kimisi bazen birinci olur, kimisi bazen beşinci olur. Ama bunu yaparken kendilerine şunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, siz falanca ürünü satıyorsunuz, falanca ürünü geliştiriyorsunuz ve bununla ilgili de yani bunu yaparak da sonuçta bir ticari kazanç sağlıyorsunuz. Ancak bu yaptığınızı her zaman rakipleriniz kopyalayabilir, çoğaltabilir, sizinle rekabete girebilir, daha ucuza satabilir. Ama kopyalanamayacak ve aynı zamanda sizinle rekabete giremeyecek tek bir şey var firmanın içinde. O da firma kültürü. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani çalışanlarınızla olan ilişkinizi, iç ilişkilerinizi tabii ki firmaların ister istemez kendi işlerinde bir takım
İK kuralları dahilinde bir takım yönetmelikleri var ve ortak paydada buluşmaları gerekiyor. Ama bütün bunların içinde gerçekten o firmanın büyük bir aile olduğunu, o ailenin kendi içindeki firmaya has öf ve adetleri onlarda saklı olduğunu, bundan dolayı uyumla çalışabildiklerini, pazardaki değişkenlikler her ne kadar şey olsa da, nasıl söyleyeyim, keskin olsa da buna kolaylıkla uyum sağlayabileceklerini ve bu zorlukların altından kalkmaları için de firma kültürlerinin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Firma kültüründe sonuçta firmalarda bir tüzel kişilik olduğu için aslında burada da konu yine insanda bitiyor ve hani bu çalışanlarınızı motive etmeniz gerektiğini, mutlu etmeniz gerektiğini. Biz de burada mimar olarak hani bizim elimizdeki tek araç bu. Evet. Sonuçta hani madem bize geldiniz, buraya geldiniz, biz de sizlere sonuçta hani kendi ofisinizdeki çalışma ortamlarını arttırmak, çalışma şekillerini anlayarak arttırmak, işin akışını anlayarak çalışma ortamlarını revize etmek gibi mesuliyetler düşüyor ve bunu da yerine getiriyoruz. Yerine getirdiğimiz zaman da gerçekten de firmanın zaten kendi içindeki yönetmeliklerini yerine getiriyorsunuz. Evet. Bunun dışında sizin katma değeriniz de aslında mimar olarak oradaki insanların kültürünü anlamak gerekiyor. Çünkü global firmalara iş yapıyoruz ve gerçekten de bu firmaların belki dünyada 50-60 tane şehirde, belki de 20-30 tane ülkede şubeleri var. Ve her ofis aslında birbirinden farklı oluyor. Evet. Yaptıkları işin özü aynı oluyor ama yapma şekilleri farklı oluyor. Çünkü pazar farklı oluyor. İşte biz de aslında burada onu çözmeye çalışıyoruz. Onu çözdüğümüz andan itibaren iletişim daha da güçleniyor ve mutlu sona ulaşılıyor. Ulaşacağımızı umarak devam ediyoruz. Evet, Şebnem de durum biraz daha farklı olabilir bu müşterilerle ilişki konusunda. Aslında işin özünde her zaman insan var. Bir şekilde aynı yerde buluşuyoruz ama tasarım sürecinde yaratıcılıktan kaynaklı çok ince bir çizgi var. Bu işte başarılı oldukça ve tecrübe kazandıkça farkında olmadan yaptığınız şeyi kendiniz için tasarlarken bulabiliyorsunuz kendinizi. Bundan hep kendinizi koruyabiliyor olmanız gerekiyor. Bütün mekanlarda kendi adınız, kendi markanız, kendi kariyeriniz için değil, karşınızdaki kişi için tasarlamaya başladığınızda o zaman süper egodan uzaklaşıp gerçekten Ceyhan'la bir konuşmamızda onun söylediği bir şey var. Mesleki mesuliyet kavramına erişmiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten bizim işimizde çok işe yarayan bir konu. Şey gibi düşünün bunu, yılan zehirinin az bir miktarıyla insanların hayatları kurtuluyor ama çok olduğu zaman ölümcül hale geliyor. O yüzden sizin egonuz ve yaratıcılığınız bir dengede olduğunda müşterinize çok doğru sonuçlara ulaştırabiliyorsunuz. Diğer türlü sadece isminizin duyulduğu fakat insanların içinde mutlu olmadığı mekanlar yaratmış oluyorsunuz. Suni oluyor. Evet, açıkçası ben ürün de tasarlarken, mekan da tasarlarken kendime hep bir sınır noktası koyuyorum. Bu da benim için insan ölçeğim. Teknoloji inanılmaz gelişiyor. Dünya müthiş bir hızla sona doğru yaklaşıyor ama neyin sonuna doğru çok büyük soru işareti. Hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz birçok yenilik oluyor ama aslına bakarsanız bunların hepsi insan için yapılıyor. İster cami tasarlayın, ister ofis tasarlayın, ister otel, ister konut. Eğer işin içinde duygu yoksa sadece bir kılıf tasarlamış oluyorsunuz. Ve gene kendiniz için yapmış oluyorsunuz. O yüzden bir çeşit duygu tasarımı yapıyorsunuz mimar olarak, iç mimar olarak. Çünkü iç mekanla dış kabuğu birleştirip insanı işin içine koymadığınızda duygusu eksik oluyor ve insanlar o zaman çok mutsuz oluyorlar. Benim birçok müşterimden duyduğum bir cümle vardır. Seninle karşılaşana kadar en iyi mimar ölü mimardı bizim için dediler. İlk başta çok saçma gelen bu cümle. Gerçekten o ilişki çok böyle çetrefilli bir ilişki, kavgalı, gürültülü bir ilişki. İnsan işin içine girince ve yaşadıkça gerçekten bunun doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Hani burada tabii ki İşini doğru yapan ve kendisini doğru ifade eden, topluma,
içinde bulunduğu kişilere sorumluluk duygusunu yitirmeyen mimarları kastetmiyorum ama kendi için çalışan insanlar olduğu zaman toplum da zaten kendi için bir şeyler istediği için sürekli bir kayıp noktası oluşuyor. Bizim burada farkımız, en azından kendimiz için farkımız, her zaman karşımızdaki insanı tanımaya çalışıyoruz. Ben hep müşterilerimle masaya oturduğumda ilk anlaşacağım zaman şöyle söylüyorum. Bizimkisi bir çeşit görücü usulü evlilik, işin içinde seks yok. Dolayısıyla biz masanın karşısında oturmaya devam edersek büyük kavgalar yaşarız. Siz beni bırakmazsınız, ben sizi bırakmam ama mutsuz oluruz. Hepimizin yapmak istediği tek bir şey var. Güzel şeyler yaratabiliyor olmak ve güzel duygular yaşamak. O yüzden bir süre sonra yan yana oturup sırt sırta durmamız gerekiyor. Ben çok samimi yaklaşıyorum ama genel olarak bu benim sadece mimar olarak duruşum değil. Hayatta da duruşum öyle. Başka bir şey beceremiyorum zaten. Yani o politik, işte siyaset ya da böyle bir takım taktiksel konularla ilgili yetenek vermemiş Allah. O yüzden böyle olduğum gibi olmayı tercih ediyorum. Beni de böyle olduğum için seçen kişilerle çalışıyorum. Bu da sonuçta iyi duygular yaratıyor ve mimarinin iyileştirdiğine dair bütün dünyada bir kabul var. Yani bu İngiltere'de de böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Yani mimari mutlaka ki insanlara iyileştirmek için var olmalı. Yaşam şekillerini iyileştirmek için var olmalı, içinde bulundukları durumu iyileştirmek için var olmalı. Bir şekilde iyi gelmek zorunda. Evet, ruhlarına iyi gelmek zorunda. Eğer siz insanın ruhuna hitap edebiliyorsanız yaptığınız işle, mutlaka konut yapmanız gerekmiyor. Süreklilik kazanıyorsunuz ve de tercih edilebiliyorsunuz tabii ki. Peki, biriniz konut tasarımı üzerine, biriniz de ticari mekan tasarımı üzerine uzmanlaştınız bunca yıldır. Sizi bu iki farklı alana yönlendiren belli başlı unsurlar var mıydı? Yoksa sizin kendi tercihiniz miydi? Öyle evrili mi verdi? Nasıl bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Ya aslında burada çok böyle bir tercih yapma şansı kalmıyor. Çünkü genelde hani bilmiyorum ben kendim için konuşayım ama ofisi kurduğumuzda işte ne iş olursa yaparız la başladık. Genelde böyle klasik klişe bir şey vardır, örnek vardır ama bu doğrudur. Ağırlıklı olarak hani kendi ofisinizi yaptığınız zaman işte çoğunlukla eş, dost ve çevredeki tanıdıkların ya işte tuvaletini yaparsınız ya portmanto size yaptırırlar. Başlangıç. Ondan sonra işte salondaki televizyon köşesi kütüphaneyi yapın filan derler. İşte falanca teyzenin oğlu da işte kendi ofisini destekleyelim gibi böyle işler gelir. Tabii az önce Şebnem'in de dediği gibi buradaki yaklaşım hani bilmiyorum. Hani ilk günkü yaklaşımımız neyse hala öyle olduğuna inanıyorum. Sadece işte rakamlar büyüyor, mesuliyetler artıyor ve metrekareler büyüyor ve simultane çalışmalar ağırlık kazanıyor. Ben meslek hayatıma ilk başladığımda ağırlıklı olarak perakende sektöründe başladım. Uzun yıllar, 90'lı yılların sonuna kadar ağırlıklı perakende işlerinde çalıştık. Daha sonra 2000 yılında kendi ofisimi kurduğumda yine doğal olarak tabii ki perakende mağazalarla işe başladık. Ofisler de yapıyorduk ama işlerimizin yaklaşık %80'i zincir mağazalardı. Burada tabii bizi eğiten en önemli faktörlerden biri yabancılara iş yapmak oldu. Yabancılarla çalışmaya başladık. Hani burada tasarım anlamında... Tasarım anlamında da aslında bizi geliştirdi diyebilirim. Çünkü önünüze bir dosya geliyor ve dosyanın içinde projenin her safhasında gün gün neleri ne şekilde yapmanız, ne şekilde raporlamanız, ne şekilde anlatmanız, kimlere ne zaman mail atmanız, sistem o mailde hangisini CC'ye koyup hangisini koymamanız gerektiğine kadar anlatıyorlar. Ve size de aslında büyük bir mesuliyet vermiş oluyorlar. Çünkü genelde bu işler hep yurt dışındaki mimarlar tarafından sizinle iletişime geçirerek yürütülüyor. Bu bize şeyi kazandırdı. Yani kendi işimizdeki
sistematiği anlamamıza, algılamamıza, uzaktan kumanda ile işin nasıl yapılabileceğine, nasıl anlatılacağına. Tabii teknoloji geliştikçe işte video konferanslar, Webex'ler ama öncesinde sadece hani basit bir ofis telefonundan hoparlörü açarak başlayan konuşmalar bugün ekran paylaşımlarına kadar hatta kamerayla görüntülere kadar gidiyor. Ama bir, şunu öğrenmiş olduk. Hani en azından bize işin sistematiğini çok iyi anlattı. İş programı yapmayı bize öğretti. Yani gerçekleştirebilir iş programları. Bu iş programlarındaki kilit noktalarının önemini bize aktardı. Bunun haricinde hani ben kendi yani kişisel olarak da şey yaparsam anlatırsam daha çok hani her zaman benim ilgim biraz daha iç mimari ölçekte tabii. Hı hı. Ben mimarlık yapmıyorum, sadece iç mimarlık yapıyorum. Hı. İç mimari ölçekte hep büyük metrekarelerde iş yapmayı tercih ettim. Bizim büyük metrekaremiz çünkü mimarın küçük metrekaresidir genelde. O sebepten dolayı genelde büyük metrekarelerde kurgulamayı, tekrarlanabilir detaylarla çözümlere ulaşmayı, daha basit demeyeyim de kolay uygulanabilir, bütçesel anlamda çok fazla sorun çıkartmayacak. Bir daha az önce bahsettiğim perakende işleri yaptığınız zaman Türkiye'nin her yanında iş yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Sonuçta hani Samsun'da da, Mersin'de de, Erzurum'da da, İzmir'de de çözülebilir projeler geliştirmeniz lazım. Yurt dışından gelen konseptlerdeki uyarlamaları, Türkiye'ye göre uyarlamaları da aynı zamanda yaptık. Bu da bize çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Daha sonra 2000'li yılların ortalarına doğru ofis projelerinde çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda ofis projelerinde de bireysel ilişkilerle işe başlamıştık. Ancak şu konuda şanslıydık. Yabancılarla çalışıp mağaza tecrübemiz olduğundan dolayı ofis projelerinde yerli firmalara veya global firmalara bile iş yaptığımız zaman bir sistem içinde olduğumuzu onlara hissettirdik. Safaları anlattık, yaklaşımları anlattık, yaşayacağımız zorlukları anlattık ben baştan. Kırılma noktalarını kendilerine aktardık. Olmazsa olmazları söyledik. En baştan yapılması gereken işte siparişse, izinse, onaysa onların önemini anlattık. Tarihlerin önemini anlattık. Bir noktadan sonra geri dönülmez olduğunu aktardık. Dolayısıyla tabii ki karşınızdaki kurum olduğundan dolayı bu netlikleri çok rahat masaya yatırıp, anlatıp, açıklayıp daha sonra da üzerinde antat kalabiliyorsunuz. Hani kurumsal anlamda, kurumsal alanlarda bu şekilde çalışmanın avantajları çok büyük. Ancak tabii dezavantajları da var. Çünkü yaptığınız iş aslında böyle uzaya uydu yollamak gibi falan değil. Herkesin yapabileceği bir iş. o sebepten dolayı da aslında belki farkımız orada ortaya çıkıyor. İlk sorunda da anlattığım gibi elinize bir kitapçık geliyor, siz ona uyuyorsunuz. Evet. O zaten belli. Ama burada siz ne katıyorsunuz? Aslında bütün şey orada belli oluyor. Sizin kattığınızda kişisel olarak ve kişisel tabii ki kişiselliğiniz ofisinize de yansıdığından dolayı işte şu ofis her zaman derdine çare bulur, mümkün olduğunca hızlı yetiştirir, seni üzmez gibi yorumlarla aslında yani işimize devamlılığını sağlıyoruz. Ama en önemlisi dediğim gibi sistem. Her şey kontratta, sözleşmede, her şey çok net. Ne gün, ne yapılacağı, ne zaman ödeneceği, ne şekilde ödeneceği. Siz edimlerinizi yerinize getirdiğiniz sürece zaten karşı tarafta aynen onları yerine getiriyor. Hatta birçok firmada artık global sistemlere
faturalarımızı giriyoruz. Hani biraz Türk Hava Yolları'na döndü. Hani ya uçağı kaçırdım ama hani nasıl yapabiliriz diyemiyorsunuz. Sistem kapandı diyorlar. Bize de sistem size işte 128 gün sonra ödeyecek diyorlar. Biz de peki diyoruz. Kontratta yazıyor diyorlar. Peki diyoruz filan gibi. Yani böyle aslında sizi bir kalıba oturtuyorlar. Ama günün sonunda yine hani Şebnem'in de bahsettiği gibi %100 katılıyorum. İnsan ilişkisi ve sizin yaklaşımınız, sizin duruşunuz, sizin mesleki mesuliyetiniz burada çok ön planda oluyor. Evet. Sen de aslında ticari mekan yaptın ama ev konut projeleri üzerine artık daha yoğunlaşmış vaziyettesin. Yani, ya aslında bu çok şey, insanın üzerine yapışmış bir etiket oluyor. İşte biri sadece hastane yapıyor, biri sadece ofis yapıyor, biri sadece ev yapıyor gibi ama bu öyle bir şey değil. Eğer siz mimarlık misyonuna sahipseniz ve bir tasarım yeteneğiniz varsa, profesyonelliğinizi bunun üzerinden kazanıyorsanız, su şişesi de tasarlayabilmelisiniz, havaalanında tasarlayabilmelisiniz. Bütün bunların hepsiyle ilgili öngörüye sahip olmanız gerekir. Tabii ki biraz tecrübeye ihtiyacınız var, birazcık daha başka şevklere ihtiyacınız var ama sadece hani ev yapıyorum ya da sadece o ofis yapıyorum kısmını ben açıkçası kabul etmiyorum. Fakat teknik olarak, sayısal olarak bakarsak evet konut sayısında çok hani yüzde olarak daha çok konut yaptım. Bu o sürdürülebilir ilişkilerin de verdiği bir avantaj yani o. Her şey empati yapabilmen çok önemli ev sahipleri. Tabii aslında bile. Yani karşınızdaki kişi birey de olsa kurum da olsa istediği ruhu yansıtabilmeniz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bunu ruhu yansıtırken şunu unutmamamız gerekiyor ki biz mimar olarak ve tasarımcılar olarak yaşadığımız toplumun bir tık ilerisinde olmamız gerekiyor. Duruş olarak, sorumluluk olarak, ekolojik olarak bile hatta. Hı-hı. Çünkü doktorlar, öğretmenler, mimarlar, toplumları ileri götüren mesleklere sahipler. Birazcık ileriye gidebilmenin de avantajı çünkü toplumu aynı yerde bıraktığınız zaman aynı devinim içine giriyor ve kendi kendini yok ediyor ve geride kalıyor. Bizim gerek mekan tasarlayarak, gerek konut tasarlayarak, ofis tasarlayarak tekrar ve taklidin ötesinde doğru bir şekilde yansıtıp kişinin kendisini geliştirebileceği mekanlar yaratmamız gerekiyor. Bu benim meslek olarak sorumluluğum. Ben her zaman bunu böyle hissediyorum. O yüzden mesela spa'ymış gibi banyolar ya da malikaneymiş gibi evler tasarlamayı kendime yakıştıramıyorum ve yapmamak için çok direniyorum. Ama biraz pasif agresif bir direniş oluyor. Çünkü sonuçta bu işi ekmek parası için yapıyoruz bir şekilde. Çünkü öyle başlıyor. Daha sonra tabii ki mesleğinizde birazcık ilerlediğinizde biraz birikimleriniz oluyor. Bu hani profesyonelliğinizden kazandığınız birikimlerinizden bahsediyorum. Çünkü o başka bir duygu. Fakat benim işe soruya dönüyorum tekrar hani ucunu kaçırmayalım diye. İşe nasıl başladığım ve niye bu işleri yaptığıma geldiğimizde şimdi ben mesleğimin en başında çok deneyimli ofislerde çalışıp oralarda pişip işte 3-5 yıl sonra piyasaya atılıp belli bir taşeron ordusuyla yola çıkabilme şansına sahip olmadım. Çok ekip ruhuna alışık bir insan da değilim. Hep böyle kendi Türk Hava Yolları'nın kuralları gibi yazılmış ve düşe kalka öğrenilmiş bir takım meslek tecrübelerim var. Bunlar bana tabii ki çok büyük avantaj şu anda. Çünkü geride bıraktığım bir 20 yıl var. Mimarlık hayatında benim meslektaşlarım için henüz ergen sayılırım ama insan yaşı olarak hani ilerlemiş bir yaşa sahibim orta yaş olarak. Yani şöyle bir şey var. Benim kendimde eksik gördüğüm yönüm kontrolcülüğüm ve iş delege etmekteki başarısızlığım. Yönetici olmak başka bir şey. 60 kişilik bir ofisi yönetebilmek başka bir şey. Orada çünkü mimari yetenekleriniz ve tasarım kabiliyetleriniz konuşulmuyor. İnsan yönetmeniz, önderlik etmeniz ya da yönetici kabiliyetine sahip olmanız konuşuluyor. O zaman mimarlıktan kopuyor. Zaten dünyada da kabul edilmiş bir gerçek var. 12 kişinin üstündeki mimarlık ofisleri, mimarlık ofisi değil şirket olmuş oluyor. Mimarlık ofisi olmak için aynı tasarım gustosuna sahip, tabii ki farklılıkların olduğu ve yönlendirilebilir bir şekilde insanların bir arada çalışabildiği ve bir imzanın, bir duruşun sergilendiği ofisler olması gerekiyor. Ben gördüm ki çok kalabalık ofisleri yönetemiyorum. İkincisi bir amele ruhum var gerçekten. Ne olursa olsun mutlaka şantiyeye gidiyorum, mutlaka müşteriyle birebir toplantıya giriyorum. Evet.
ufacık bir detayın çözümünde bile mutlaka görmek, duymak ve bilmek istiyorum. Hani bu gelişmiş halim, hani ofisteki arkadaşları bir tık böyle bir rahat bırakıyorum ama her halükarda görmek istiyorum onu. Bu da beni bireylerle direkt kontağa geçiriyor haliyle. Bir şekilde konut konusunda uzmanlaşmış oluyorsunuz. Daha ne yapıyor olabilirim, bunu daha iyi nasıl çözebilirim diye bakıyorsunuz. Ama bu da şeye yarıyor çok güzel bir şekilde. Çok küçük ölçekte çalıştığınız zaman zoomlayıp büyüyebiliyorsunuz. Ya da büyüdüğünüz zaman küçük detayları kaçırmıyorsunuz. Gerçekten insanı besleyen bir durum oluşuyor. Peki, yine sana soruyorum. Çoğu mimar ev yapmak istemez. Yani çok genelleme yapmak istemiyorum ama ev yapma tercihi mimarlar, yani oranlarsak. Sence de böyle mi? Böyleyse neden? Aslında doğru. Türkiye genelinde konuşuyorum. Ya. Yurt dışında bu doğru mudur bilmiyorum. Tabii, Türkiye genelinde. Benim için çok büyük avantaj bu. Çünkü bir kere pazar payım artıyor. Evet. İhalelere girmek zorunda kalmıyorum. Fiyat kırmak zorunda kalmıyorum. Mesela Ceyhan çok ihaleye giriyor ve ihale kendi istediği fiyatı veremiyor ya da kendisine fiyat biçemiyor. Doğru mu? Doğru. İhalenin bir standartı var yani. Girmezse de herkes küsüyor ona bir de öyle. Evet, evet. Bir de girmek zorunda. İhaleyi reddetme gibi bir lüksü yok. Dün akşam da sabah 4'te bir tanesini paketledik. Tamamladık. Ya da fiyat kırmamı gerektiren durum gelişmiyor değil mi? Aynen. Ve de tabii ki böyle metrajlar büyüdükçe sizin de insan sayısını arttırmanız gerekiyor muhakkak ki. Evet. O zaman maliyetleriniz de çok fazla artmış oluyor. Bu sefer başka bir şey yönetime giriyorsunuz. Hani sadece M harfi benziyor. Mimar değil muhasebeci oluyorsunuz. O yüzden muhakkak ki ölçüye sınırlandırmayı kendi adıma benim becerilerim açısından daha çok yakıştırıyorum ama... Çok böyle genç 3-5 yıllık mimarken bir yurt dışı gezisine katılmıştım. O zaman da gerçekten şimdi hani böyle arkadaş olduğumuz birçok mimar arkadaşla bir grup içinde konuşuyoruz. Ben de hani artık ya işte geç kaldık bir şeyleri yakalamak için falan deyip böyle dezavantajı düşünürken baktım ki herkes benden 5 yıl 10 yıl daha yaşları büyük. Sadece genç gösteriyorlar. Dedim tamam okey daha benim yolum var bu işte giderim ama hiç kimse ev yapmak istemiyor. Ay ben o ev işlerini bıraktım. Ben de o zaman şöyle düşünüyorum. Şimdi önce ev yapıyorsun, ondan sonra ofis yapıyorsun, bir tık otel, sonra havaalanı böyle gidiyor. Öyle değilmiş tabii konu. Kimsenin ev yapmak istememesinin sebebi çünkü her ev projesinde, her konut projesinde bildiğiniz her şeyi unutuyorsunuz. Komodinin üzerine priz takılır. Hayır takılmaz, yanına takılır. Hayır öbüründe takılmaz, aşağı konulur. Üç priz kimine çoktur, kimine azdır. Hı. Altın rengi herkese göre değişiktir. Kırmızının bile rengi değişiktir. Hı. Tabii ki bu o zaman sizi her seferinde tekrar 100 metre koşunun başına getiriyor. Tekrar başlıyorsunuz. Bu tabii insan için çok yıpratıcı bir şey. Sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Aynı malzemeleri kullanmamanız gerekiyor. Bizim işimizde tavsiye ile insanlar birbirine tavsiye. İşte benim evimi bu arkadaş yaptı, seninkini de yapsın. İşte beni kazıklamadı, komisyon almadı veyahut işte kısa sürede bitirdi gibi böyle bir takım size avantaj sağlayabilecek şeyleriniz oluyor ama... Gece bile arasan ulaşabilirsin. Tabii, kesinlikle. Bir de konu... Joker o. Hayati. 12'ye kadar telefonunuzu açıyorsanız... Açıyorsanız tamamdır. Benimle çok ilgili. Tabii doğru ama tabii onun da bir yönetilebilir olması gerekiyor muhakkak ki kontrol edilebilir olması gerekiyor. Fakat tabii burada şey var, ev sahibinin isteklerini ve ruh halini mimari ve mekan üzerinden etrafa yansıtmayı becerebilmeniz gerekiyor. Benim her zaman şöyle bir şeyim vardı, ilkokuldayken de havuz problemlerini çözerdim, 4 işlemde böyle kalırdım. O yüzden şimdi konut projelerini çok güzel çözüyorum ama bir tık üst ölçüye çıktığım zaman muhakkak birazcık daha zorluyorum kendimi. Çünkü o zaman hep detayını çözüp sonra büyümek istiyorum. Bu benim için bayağı bir challenge oluyor açıkçası. Doğrudur. Peki Ceyhan, son dönemde ticari mekanlarda evsel unsurları çok fazla görmeye başladık. Evet. Yani bir otel odasında kendi yatak odamı görebiliyor gibi oluyorum ben bazen ya da bir... restorana bara gittiğimde bu evin tuvaleti benim yani buranın tuvaleti benim evime de olur gibi düşünebiliyorum. Bu gerçekten oluyor ve herhalde değil mi? Nasıl gelişti bu durum? Yani aslında birbirinin içine entegre olmak üzere. Evet aslında bunu yani
birçoğumuz aslında farkındayız. Yani genel anlamda herkes bunların şeyinde farkında ve bunun içinde de yaşıyoruz. İki unsurda aslında birbirine şu anda girmiş durumda. Özellikle hani ofislerden bahsetmem gerekirse en çok hani orada yaşadığımızdan dolayı söylüyorum. Bir kere hepimiz özellikle büyük şehirlerde, sırf burada değil tabii dünyanın her yerinde, çalışanların çoğu iş yerinde çok ciddi zamanlar geçiriyor ve zamanlar harcamaya başladı. Kimi zaman günün %50'sinden fazlasını iş yerinde geçiriyoruz. Bunun birçok nedeni var. Ya trafiktir, yani bu saatte çıkmayayım, işimi yapıp çıkayım. Ya müşteri acil bir şey istiyordur, düzeltmeniz gerekiyordur. Veya işte kısa zamanda çok iş yapmak istiyordur firma gibi. Bunu yaşarken de insanlar kendilerini artık biraz daha böyle evsel ortamlarda hissetmek istemeye başladılar. Bu biraz böyle ofislerde hani masamda çalışıyorum. İşte gideyim mutfağa, çayımı kahvemi alayım, geleyim masama oturayımdan çok. Mutfağa gidip çay kahve almayayım. Veya çay kahveyi bana birisi getirmesin. Ben gideyim, arkadaşımı da alayım. Bir 10 dakika ara verelim. İşte böyle bir self servis bir çay ve kafi bardan istediğimi alayım. Belki yanında da küçük bir kurabiye alayım. Ve oturayım arkadaşımla, işte hafta sonu ne yaptığını bir 15-10 dakika konuşayım. Veya çok gizli bir şey değilse işle ilgili bir iki konuyu masaya yatırıp konuşayım. Bu aslında biraz da böyle iş yerindeki o monotonluğu, hani öğle tatilini hani bir an evvel gelsin de çıksa mı kesmek için. Aynı zamanda da tabii ki bu konfor ve konfor hissi insanlarda yaratıldığı zaman doğal olarak hepimiz için geçerli. Bir anda verimliliğimiz artıyor. Çünkü kimse aslında hiçbirimiz bu kadar yoğun çalışmak istemiyoruz. Yani. İstediğimiz zaman çalışmak istiyoruz. Çalışmak istemiyoruz. Seninle konuştuğumuz bu Google Office efsanesi. O apayrı bir konu. Ben ona hemen kısaca anlatayım ama yani şöyle, tabii ki buradaki aslında yani son dönemlerde yaşadığımız şey de o. Her zaman gelen soru o. Yani şey örnek, işte Google Office gibi olsun, funky bir ofis olsun. Eğlenceli olsun, şöyle rahat, olsun, böyle olsun. İşte yerlerde işte puflar olsun, kendimizi yere atalım, bilmem ne işte. Orada bir tane file olsun, filenin üstünde yatalım falan. Ama tabii şimdi Google'da çalışanların hani Google'ın işi ile başka işler arasında o kadar büyük farklılıklar var ki. Yani bunu mesela bir hukuk firması veya bir sigorta firması veya bir finans firmasında kesinlikle yapamazsınız. İflas. Bir de tabii hani bunu da üzülerek söylüyorum ama hani Google gibi yerde çalışanlar tabii çok akıllı arkadaşlar yani. Evet. Zekiler. Hani her ortamda çalışan zekalı IQ'lar var. Evet. Yani herhalde hani ne bileyim işte hani benim 8 saatte yaptım, onlar da 4 saatte yapıp geri kalan 4 saatte araştırma yapıyorlar yani bir sonraki iş için belki, neyse. Ama yani asıl olay şu, insanlar konfor istiyorlar, insanlar perspektif değişikliği istiyorlar, insanlar sadece karşısındaki arkadaşını veya işte oradaki orkidesini veya işte oradaki kumaş paneldeki tatil resimlerini görmektense gidip gerçekten o an için belki bir at gözlüğü takıp ofisin breakout alanında oturup dışarıya bakıp oradaki bitkiyi de görüp arkasından da işte trafiğe veya bulutlara bakıp diğer binaya bakıp bir arkadaşıyla 5 dakikada olsa 10 dakikada sohbet etmek kendine istiyor. Kendine özel kahvesini yudumlayıp bir köşede. Bu tabii ki ne oluyor? Bu iş temposunun içindeki o monoton ritmi kırıyor. Böyle bir işte şey gibi, Formula 1'deki gibi pit stop'a giriyorsunuz. Evet. İşte lastikleriniz değişiyor, rahatlıyorsunuz, beyniniz şey oluyor ve gidiyorsunuz. Yani aslında en şey amaç o. Fakat şimdi bunlar o kadar iç içe girdiler ki aslında biraz Şebnem'e de burada belki aslında evlerde de ev ofis ortamları olmaya başlıyor. Yani işte ev ofis ortamı da var fakat
Aynı zamanda şunu da çok görmeye başladık son zamanlarda. Butik oteller. Hı. Şimdi butik oteller. Butik otellere gidiyorsunuz. 15 metrekare odası olunca butik otel oluyor. Evet, butik otel oluyor ama hani böyle bakıyorsunuz aa işte çok cici, çok bici filan hani ya işte bu aa işte filan falan gibi. Bunlarla birlikte de aslında şimdi klasik işte insanlar ne oluyorlar? Aynı fiyata daha şirin bir yerde kalmayı tercih ediyor. Daha çoğu sıcak. Da daha pahalı da oluyor o butik oteller. Şimdi o artık tabii daha da pahalılaştı. Dizayn evet, fakat butik anlayışı değişik. Butik anlayışı. Butik anlayışı. Fakat bunun tam tersi etkisini de yani aslında iki konu o kadar çok iç içe girmiş çok, durumda evet, ki evet. Az önce Şebnem'in de bahsettiği gibi insanlar da kalkıp işte 800 metrekare bir ev yaptırıyorsan böyle bir herhalde bir 60-70 metrekare bir banyo işte jacuzziler masaj odaları, saunalar gibi şeyler oluyor. Zaten orada da bir, bu otelin spası gibi olsun banyo. Ha, işte şimdi artık oraya. O spa evden mi otele geçti, otelden mi eve geçti? Hani onu tam bilemiyoruz. Butik otelde de aynı şey geçerli. Butik otellerde de bugün gidiyorsanız lobiyi göremiyorsunuz. Yani butik otel derken sadece küçük anlamında söylemiyorum. Evet evet. Çok evet. Büyük oteller de var butik otel olarak. Yani evet. Bu kadar bir lobisi olan butik oteller evet. Var. Bir giriyorsunuz içeride. 6 oda var. 3 farklı konseptte tamam. Bir lobi oluşmuş. İşte orada şömine var, burada espresso bar var, öbür tarafta bir kütüphane var. Ve bu sonuçta hani bu gerçekten hani insana bir müddet sonra da şunu demeye başlıyorlar. O otelin kütüphanesi gibi olsun. Hı. O otelin şöminesi gibi olsun. Şimdi işte aslında bu bence tamamen evden çıkıp biraz derlenip toparlanıp biraz ticari bir ayar çekildikten sonra tekrar dönüp dolaşıp aslında geri farklı bir formasyonda eve girmeye başladı. Ama hani dediğim gibi bizim en çok yaşadığımız son dönemlerde ofislerde her zaman aslında da bazı ofislerde insanlar sessiz odalar da istiyorlar. Yani gerçekten sessiz oda giriyorsunuz, cep telefonunuzu belki sessiz masanıza bırakıyorsunuz ve 15 dakika orada hiçbir şey yapmadan gözünüzü kapatıp böyle rahat bir koltukta oturuyorsunuz. Bunların hepsi işte aslında dediğim gibi evde yaptıklarınızın bir benzerini aslında ofiste de yapmak istiyorsunuz. Ama konu çok iç içe geçmiş durumda. Evet. Bana göre artık ikisinin de çok fazla bir farkı kalmamış gibi geliyor. Çünkü aynı zamanda home ofisler de var. Evden çalışan insanlar da var. Ortak ofiste çalışanlar da var. Ortak ama burada başka bir şey var. Hep mış gibi durumu var. Evet. Evmiş gibi ofis yapalım, ofismiş gibi ev yapalım. Evet. Ne gerek var? Ev evde olsun, ofis ofiste olsun, restoran restoranda olsun. Evet. Paran varsa otele git, şey tadını çıkar. Yani böyle şu mixliğin en büyük sıkıntısı tabii. Bu WhatsApp, Instagram, Pinterest. Evet. Bütün sıkıntımız buradan. Çünkü doğru, herkes... Doğru. Kirlilik. Aynen. Sosyal artık, kirlilik. Tabii. Hepimiz eşitiz. Tabii. Hepimiz o şekilde yaşayabiliriz. Ve ona bir tık uzaklıktayız. Tamam çok tabii. Güzel fakat... Niye ev ev gibi olmasın ve ofis ofis gibi olmasın? Tabii, o zaman ev yaşanmış gibi olmuyor. Bir yani... de niye eve gitmek isteyesin? Sabah hazırlanıp cilet gibi niye ofise gitmek isteyesin? Yani bence bu tamamen tüketimin evet. ve ekonominin yönlendirdiği bir şey. Sonuçta her halükarda 100 yıl ne kadar gelişirse gelişsin gene bir tane canlı var işin içinde insan. Evet. O yüzden ofis ofis gibi, ev ev gibi olmalı. Şimdi mesela Türkiye'de şöyle bir şey yapılıyor. Bir ara bir açık ofis modası vardı. Ceyhan pot kırarsan sor şimdi sen. şimdi tamam, Türk insanı bir kere yüksek sesle konuşuyor. Pazarlamacılar fiyat pazarlığı yapıyorlar. Öbürküsü muhasebe konuşuyor. Şimdi bize önce açık ofis istiyorlar. Açık ofis yapıyoruz. Sonra geliyor patron, ya bizim muhasebeci diyor, kavga etti diyor, pazarlamacıdaki Serkan'la diyor, çok yüksek sesi var. Bir de sürekli küfrediyormuş, araya bir panel koyabilir misin? Koyarız tabii ama yukarıda taşıyıcısı yok ama nasıl yapacağız? Ya sen halledersin bir şekilde. Çünkü sürekli ne yapıyoruz biz? Hayat kolaylaştırmak yerine oluşmuş sorunları çözmek üzerine mimari yapıyoruz. Oysa ki baştan doğruyu yapsak, biz mimarlar olarak, güzel kardeşim sen Türksün, bağırarak konuşursun. Senin alışkanlıkların böyle değil. Açık mutfak yaptığında, kuru fasulyeyi pişirdiğinde kokar ve mutsuz olursun. O yüzden senin şartların bunlar.
İçinde bulunduğun ortama göre hareket etmen gerekir. Evet. İtalyan gibi burşette yaparsan kabul. Yaşam alışkanlıkların el vermiyor, evet, bir tabii, kere tabii. Böyle. Şimdi biz bunların hepsini yapıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi daldım Jeyan'ın sorusuna evet. Ama. Şimdi aklıma şey geldi. Açık mutfakta, açık evet. Kafe mutfakları, espresso evet. Bar gibi espresso yapıyoruz. Peki tabii ki şu da var bizim açık mutfağımızda. Çay kazanı var. Ha tabii. Bu çay kazanı. Olmuyor onların hiçbir olmuyor. İki ay sonra yukarıdaki dolabı şişiriyor. Yiyor. Orada kabarıyor. Yani, evet. Oraya aspiratör koyduğunuz zaman da çirkin oluyor falan. Ya bunu buraya koymayalım. Yani arkaya bakın bir mutfak daha yapalım. Artık biraz da onlara gitmeye başladık. Yani arkaya bir servis mutfağı yapalım. Servis mutfağı. Orada da bir bay bayan kim varsa hani yöneticilere belki de misafirlere servis yapan biri olsun. İnsanlar da en azından şu çayı oradan alsınlar. Evet. Gibi aslında şöyle biraz bir işte şey global var. Ve lokal çözümler. Lokal global. Şimdi mimar olarak hep başta bir önce de konuştuk ya bizim hani bir tık ileride olmamız lazım. Hizmet ettiğimiz kişi, müşteri tek kişi olsun, kurumsal olsun. Global marka da olabilir, fark etmez. Evet. Bir tık ilerisinde olmamız lazım diye. Fakat biz ne yapıyoruz artık? Daha doğrusu dünyada şöyle bir yere gelmiş mimarlık. Para kazanmak için yapılan bir meslek dalı. Müşteri istiyor, mimar yapıyor. Neden? Müşteri istedi. İşte bizim orada aslında mesleki sorumluluk olarak müşteri istese de burgu kuleler, acayip binalar, silüeti kapatan mekanlar... akustiği bozan tek düze mekanlar yaratmıyor olmamız lazım. Evet. Para kazanmak istiyorsak sosisli büfesi açalım, başka bir şey üşletelim ama eğer mimarsak bunun bir sorumluluğu var, bunun bir ruhu var. Hı. Bir yerde müşteriye dur diyebilmeyi becerebilmek gerekiyor. Evet. Orada işte gene kendiniz için tasarlamak yerine içinde bulunduğunuz toplumu ileriye götürebilmek için tasarlamanız gerekiyor. Bu çok ince bir ayar yapabilen... Ben de yapamıyorum çoğu zaman ama asıl amaç bu olmalı. Eğitimde de mimarlık okullarında da yapılması gereken eğitimin bu olması gerekiyor. Çünkü evet, bakın etrafınıza, içinde bulunduğumuz şehrin geldiği yere, içinde yaşadığımız binaların geldiği yere, yaşamamız açık mekanlarda yaşamamız gerekirken yaşadığımız kapalı mekanlara bakın. Ve hep sorun çözmek üzerine üretiyoruz. İşte hava yok, oksijen yok. Klima koyuyoruz. Hayat oysa ki sistemi ona göre yapabilmek tabii. Lazım. Bu şey gibi akıllı evler yaratmak değil, akıllı insanı donanımlı hale getirmek gerekiyor ki insan aklını kullanarak saçma sapan tüketimler içine girmesin ki evrenin içinde var olabilmeyi becerebilelim. Haklısınız. Peki. Bir şey anlatayım. Şey var galiba. Çok kısa bir şey anlatayım. Şebnem'in bana anlattığı hani işte iş yerlerinde evsel hisler ve yani işte kurumsal ve bireysel birbirine geçti. Evet. Geçen gün sana söyledim, bir daha söylüyorum izninle. Otel hikaye. Evet. Bunu bana 2 yıl önce söyledi Şebnem. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Ve bugün de onun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. İşte evini yaptığı bir müşterisi. Müşterisi, ev sahibi hanımefendi, işte eşinin oteller zinciri var ve bir otelle yapılacak Tatil Köyü ve büyük ve ihaleye geçecek mock-up odalar yapılacak ve zar zor anladığım kadarıyla eşini ikna ediyor ve diyor ki yani lütfen diyor yani Şebnem Hanım'dan da bir mock-up oda yapsın. İşte ya işte o ev yapıyor hani nasıl yapar beceremez filan gibi yaklaşımlar oluyor. Ev mimarı ya filan derken neyse işte Şebnem de odayı yapıyor. Tabii kim hangi mimar neyin yaptığını hiç kimseye bir şekilde söylemiyorlar. Belirtmiyorlar. İsimsiz tabii. Ondan sonra işte ve tabii herkes o yatak odasını beğeniyor. Beğeniyor tabii. Çünkü ev gibi yapmış. İşte. Yo otel odası gibi yaptık. Ama, yakaladım. Evet çünkü diğerleri ev gibiydi gerçekten. İşin orada enteresan tarafı çünkü isme bakıyor hemen geçmişe bakıyor neler yapmış olabilir diye. Yani tabii. Sonuçta Ayasofya'dan kaç tane örnek var ya da Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserleri daha önce 7 kere tekrar edip 8. de dikmedik ayağa. Evet. Yani bunu yapılamaması diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Evet doğru haklısın. Öyle bir şeyimiz olmuştu evet. Hakikaten gülmüştük bu konuya. Peki sizce teknolojinin her iki tarafa etkisi nasıl? Yani teknolojinin aslında hani kurumlardaki etkisi çok direkt ve bunun içindeyiz. Bunu hepimiz zaten yaşıyoruz. Bu tabii yani
Akıllı ev, akıllı ofis, evet, teknoloji. Akıllı, aslında şöyle söyleyeyim, hani tabii ki bizi teknoloji çok ciddi anlamda etkiliyor. Kurumsal tabii. işlerde. Neden etkiliyor? Çünkü teknoloji sayesinde insanların iş yapma şekilleri ve yöntemleri değişiyor. Dolayısıyla yani bundan 5 yıl önce işte telefon odası dediğimiz phone booth adında küçük odalar yoktu mesela. Şimdi biz küçük odalar yaratıyoruz ofislerin içinde. Neden? Çünkü orada bilgisayarlarını açıyorlar ve işte bu Cisco'nun WebEx sistemi var. Ekran paylaşımı yapıyorlar ve atıyorum bir Excel tablosu veya bir işte strateji bir PowerPoint sunumunu karşı tarafta dünyanın öbür ucunda biriyle paylaşıyorlar. Ve iki kişi bunu yaptığı için işte 40 metrekarelik toplantı odasını veya 20 metrekarelik toplantı odasını tutmuyorlar. 3 metrekarelik yerde yapıyorlar. Şimdi bir aslında direkt birebir çok basit anlatmaya çalıştım. Yani o etkisi o. Diğer etkileri birçok iş görüşmesi ve toplantı aynı ofis içinde olmadan yapılabiliyor. Bu aynı ofiste çalışan kişiler için de geçerli oluyor. Dolayısıyla sizin karşınıza diyorlar ki işte bizim ofisimizde 200 kişi var. İşte bunlardan 100 tanesi satış pazarlama, işte 40 tanesi danışman, 60 kişi burada oturacak. İşte muhasebesi ve vesaire ve hani ofiste sürekli çalışanlar, finans bölümü haricinde, İK'sı haricinde bize sadece 100 kişilik cubicle yeter diyorlar. Şimdi bir şey de olmaması lazım. Bu sefer ne oluyor? Kurumların kiraladığı metrekare azalmaya başlıyor. Azalıyor aslında maliyetleri de. Çünkü kalkıp da pazartesi sabahı uğrayıp bir toplantı yapıp stratejisini belirleyip cumadan sonra ofise gelen pazarlama veya satış elemanı için bir masa tutulmuyor. Gerek yok. Gerek yok. Toplu çalışmalar oluyor. İşte hot deskler oluşturuluyor. Dışarıdan gelenler de orada çalışıyor. Başka ülkeden gelen aynı firma çalışanı da orada çalışmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla aslında teknoloji bizi bizim yani bir şey kurum işlerinde ciddi anlamda değişkenlik üretiyor projelerde. Ve bu değişkenlik çok hızlı. Çok hızlı gelişiyor. Yani artık hani insanlar neredeyse işte koca bir ekranda iPhone'unda çizince büyük ekranda çıkmaya başladı artık. Yani o safhaya kadar geldi ve bu sırf orada oturanlar değil mi? Başka yerdeki de iPhone'unda çizince. Global olarak var her şey. Oradan görüyor. İşte şu rakama dikkat et diyor mesela. Hani etrafını çiziyor. Hı. İşte onun yanında şöyle olur diyor gibi gibi. Yani bu hani gerçekten hani teknoloji hem ofislerin şekli ve şemalini etkiliyor hem de bu teknolojinin içine doğmuş ve bu teknolojiyle evrilmiş ve bu teknolojiyle bir yere gelmiş Y kuşağının da farklı beklentileri olduğu için de aynı zamanda ofisler evrilmeye başlıyor. Biraz da tabii onlar da aslında bu çalışma hayatında alışkanlıkları. Onlar konfor istiyorlar. Onlar yani diyor hani ben bu şirkete layığım, elimden geleni yapıyorum ama şirket bana layık mı? Şirket de bana layık olsun diyor mesela. Onlar öyle düşünüyorlar. Onlar öyle. Ama başka adam da yok şu anda. En fazla onlardan var. Yani 85 ve 86'dan sonra doğanları ağırlıklı konuşuyorum. Dolayısıyla teknoloji yeni kuşakları etkiliyor. Onların yaşam tarzını, yaşam felsefelerini etkiliyor. Aynı zamanda teknoloji birebir mekanın kullanımını etkiliyor diyebiliriz. Evet. Evlerde yağmur suyunu toplayıp yeniden kullanıyor. Nasıl oluyor teknoloji? Evlerde aslında evlerin ötesinde bence mimari ofislerde teknoloji de çok etkili konuma geldi. Çünkü bundan işte 15-20 yıl önce sizin kendi kabiliyetiniz, mood board hazırlamanız ya da eskiz gücünüz çok kuvvetliyken, müşterinizi öyle ikna edebiliyorken artık öyle şeylerle ikna edemiyorsunuz. Müthiş 3D'ler sunmanız gerekiyor. Gerçekmiş gibi animasyonlar yapmanız gerekiyor. Zaten artık bizim sunumlarımızda şey de yetmiyor, 3D yapmak da yetmiyor. Çünkü 3D'de gördüğünüz
seramiğin deseninin birebir yerinde de aynısı olması isteniyor. Tabii ki hayatımızı çok zorlaştırıyor bu. Fotoğraf karesi gibi çalışıyorsunuz. Tabii şimdi şeye geçti konu. Artık 3D işte Laleli'de dükkan yaptığınız zaman da yapmanız gerekiyor. Ha. Artık animasyona geçmeniz. Evet. Gözlükle evin içinde gezdirmeniz tamam. Ya da hangi mekanı tasarlıyorsanız onu istiyor müşteriler sizden. Dolayısıyla da teknolojik olarak mutlaka kendinizi yenilemeniz ve gelişmeniz gerekiyor. Şimdi bizim annelerimiz olan bilgisayar nereden açılıyor falan diye bize sorduklarına çok sinirleniyorduk. Şimdi ben ofiste aynı şekilde bu çalışmıyor, bu nereden çalışıyor deyip sinirleniyorum. Çünkü formatım ona uygun değil. Yani o bölümü hiç çalışmamışız. Biz öğretilmemiş, beyinde o bölüm açılmamış. Dolayısıyla yapamıyoruz. Evde sürekli oğluma soruyorum. Şunu bir tekrar bir girer misin? Bunu nereden copy paste edecektik diye. Ama tabii bu bir şekilde bizi zorluyor, ileriye götürüyor. Konutta baktığınız zaman kendi ofislerinde kullandıkları teknolojileri, ona yaptıkları yatırımları, hani KDV'den falan düştükleri için ev sahipleri kendi evlerinde bunu kullanmak kesinlikle istemiyorlar. Diyorlar ki çok basit, dümdüz bir mekan istiyorum ve lütfen hayatımı zorlaştırmasın. Niye zorlaştırmasın? Çünkü evinin içinde beceremediği bir şey olsun istemiyor. Bu akıllı ev sistemleri son 2-3 yıldır bir tık daha ilerledi. Daha önce çok zordu. Bir tane tuş bozuluyor, işte Almanya'dan, İsviçre'den getirtiyorsunuz, 3 ay adam bekliyor onu. Sistem bozuluyor, işte ses sistemini kuruyorsunuz, onu kullanmayı bilmiyor, 7 tane kumandanın önünde oluyor diye. Voltaj değişiyor, Voltaj değişiyor. Sistemi çöküyor. Tabii. Türkiye'de tabii bütün hepsi, bütün trafo, dimmerların şeyleri gidiyor, trafoları yağmur duşu kireçten dolayı tıkanıyor, İstanbul'un kireçli suyundan dolayı. Yani çok basit sebeplerden. Hani 8 taneden geliyor ama 2 taneden gelmiyor mesela. Evet. Sıkıntı yaratıyor yani, çünkü istiyor ki her yerden su gelsin. Her yerden. Aynı anda, aynı hızda filan, ışık da değişsin istiyor. Tabii ama tabii bunun, şimdi onların o teknoloji çünkü New York'taki bilmem ne spası öyle. Öyle, renklerle beraber veya değişiyor. Tayland'daki işte, neyse artık. Ama tabii bunu mesela kendi ustası yapsın istiyor. Evet. Ha, bir devam var. Tabii. Çünkü yani 2x1.5 TTR ile yapabildiğiniz bir şey değil bu. Evet. Yani o kabloyla yapılamıyor. Bunu da anlatabilmeniz için gerçekten sizin çok iyi teknik bilgiye sahip olmanız, müşterinizi ikna edebiliyor olmanız gerekiyor. Teknik bilginin prensibine sahip olmak gerekiyor. Yani ben biraz teknik bilginin prensibine, ben hani kendimi... İkna edemedim. Daha çok elektrik mekanikte... Her zaman hani sonuçta biraz alaylıyız. Ben mühendis değilim ama hani en azından işte o şuradan emiyor. İşte nedir işte temiz havayı. Teknik buradan, olarak mantığını. Yani camın önünden sıcağı üfleyeceksin veya soğuğu işte içeriden de emeyeceksin ki hava bütün odada şey yapsın, sürekli. Onu biraz anlatmak gerekiyor. Ama ben burada bir şeye değinmek istiyorum. Şey demin bu render konusuyla ilgili daha önce de bir konuşmuştuk. Yani... Sizde nasıl bilmiyorum ama bizde render, yani buradaki herkese de tavsiyem hani gerek... Biz uzaylılar. Yani şöyle, bizde renderlar artık sözleşmenin bir parçası haline geldi. Yani bir olmazsa ofis, bir mağaza, bir herhangi bir şey yapıyorsanız, hep şu örneği veriyorum. O render'a imza atıyorsunuz. Kaşe imza, yani resmi. Sizde gene imza var. Bizde sadece söz. Evet, render'a imza atıyorsunuz. Sözünü tutmak zorunda. Render'a imza atıyorsunuz ve render'da gerçekten, yani ben arkadaşlara da söylüyorum, sözleşme kapsamınızdakileri çok iyi seçin. Birebir fiyat teklifinizdeki ürünün aynısını render'a koyun. Aynısını koyun. Yani, çünkü bu böyle değil, olmadı diye. Ofis mobilyası sizin kapsamınızda değilse, hani marka vermeyeyim ama hani herkes biliyor. İşte 3-4 tane çok iyi marka var dünyada. Onların hepsini kullanabilirsiniz. Sorun değil. Orada sorun yok. Problem yok. Standardı var. Ama peyzaj işi sizin sorumluluğunuzdasa, genel müdür odasına mesela bonsai ağacı koymayın. Çünkü bonsai ağacı istiyor genel müdür. Birinci siz, ayında ölüyor bu arada. Siz 3000 lira yazmışsınız. Siz 3000 lira yazmışsınız. Ölmeyeni 18000 lira mesela. Yapar. Gibi. Ve küçük bonsai'yi de kullanmayın. En pahalıları onlar. Hani bu daha ucuz olur diye. Evet. Şimdi toparlamak gerekirse... bu çünkü teknolojinin sonu yok yani, uzakta arabadan çamaşır makinesini çalıştır, evi ısıt falan gibi bir kocaman bir dünya var. Benim merak ettiğim, sizlerin sormak istediğiniz soru var mı Ceyhan'la Şebnem'e? Çünkü ben burada beni susturmazlarsa çok soru soracağım ama biraz var mı merak ettiğiniz bir şey?
Yeterince konuşmuşuz Aslı. Peki, teşekkürler herkese katıldığınız için tekrardan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.